Hocam merhaba. Merhaba Recep'ciğim, nasılsın? İyiyim hocam, biraz daha bilgiliyim tarih konusunda. İlerledin. Evet. Ama ben, biliyor musun, ben ilk videodan sende ışığı gördüm. Teşekkür ediyorum. Birinci videoda Recep'ciğim biz direkt girmişiz. Kendimizi tanıtmamışız ya. Hocam siz kimsiniz? Ben... İnsanlar bilmiyorsa. Ömer Faruk Yozgatlı ama kısaca Ömer Hoca. Hocam çok kötü bir espri yapacağım. Yozgatlı mısınız? Ya işte bu var ya. Beklediğim soru bu. Beklediğim soru bu. Değilim. Biz Kastamonu'yuz. Kastamonu'lusunuz. Evet hocam. Biz ne yapacağız genel olarak? Osmanlı Devleti'nin demokratikleşme hareketlerine birazcık şöyle senle beraber bakalım. Tamam hocam. Tamam. Çok enteresan olaylar olmuş ya memlekette 150 sene önce. Bakalım neler olmuş. O neler olmuş hocam? Ya şimdi bak, olay ne biliyor musun abi? Sen kendi ülkenin içinde böyle kaplumbağa gibi kafanı böyle içeri çekip ayaklarını böyle yaşayamıyorsun. Böyle bir dünya yok. Bugün de yok. Evet. 150 sene önce de yok. 500 sene önce de yok. Mutlaka dışarıda olan bir şey seni bir şekilde etkiliyor. Aynen geliyor sana. İşte bizim de o zaman başımızın diyelim tırnak içinde belası bu Avrupa'dan gelen milliyetçilik akımı. Yani memleket karman çorman, yani bir artık öyle büyük bir değişim var ki insanoğlu büyük değişim dönemlerinde böyle savruluyor gidiyor yani. Gerçekten orada aklı iyi kesen insanların topluma yol göstermesi gerekiyor. İşte o kritik noktada Atatürk'e geleceğiz biz seninle. Ama şimdi daha henüz Atatürk falan yok piyasada. Çünkü artık hala Osmanlı zamanındayız. Milliyetçilik rüzgarları memleketin her tarafında esiyor. Ayaklanmalar, özellikle Balkanlarda, Selanik'te büyük ayaklanmalar oluyor. Osmanlılar klasik bir yöntemle gidiyorlar, bu ayaklanmaları bastırıyorlar. Ama hemen sönecek bir olay değil, çünkü dış destek var. Rusya'dan, Fransa'dan azınlıklara büyük destekler var. Ülke perperişan durumda. En son Abdülmecid geçiyor tahta ve şöyle bir karar veriyor. Memlekette eğer kanun üstünlüğünü getirirsek memleket durulur. İşler çözülür. Padişahın yetkilerini sınırlarız. İşleri yeniden düzenleriz ve aslında biraz da algı operasyonu böyle içeriye doğru hem de dışarıya doğru. Yoksa kendinin gerçekten yetkisini kıslandırıyor mu? Ya da tabii kıslandırıyor mu? Ama pek uygulanabilirliği de yok aslında. Ama yine tabii birçok dönüşüm oluyor yani. Ciddi kağıt dönüşüm üzerinde. Tabii birçok dönüşüm oluyor. Tanzimat Fermanı diye bir ferman, yani bildiğin bir kanun maddesi düşün, yazılıyor. Gülhane Parkı'nda halka okunuyor. Dönemin sadrazamı Mustafa Reşit Paşa diyor ki ey ahali, işte bundan sonra memlekette kanun önünde eşitlik olacak. Kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak. Herkesin işte mülkiyet güvencesi olacak falan diye bunu halka duyuruyorlar. Halk ne yapıyor? Aslında şöyle, halk dediğim İstanbul'un yine üst tabakaya duyuruyorlar. Tabii diğer herkes yok. Bugün olsa Twitter'dan duyururlar. Ama o gün böyle bir imkan olmadığı için billboard falan da henüz keşfedilmemiş olabilir. Meydanda o bürokrasiye, yani üst düzey kesime. Yani sıcak bakıyorlar mı peki buna? Halk mı? Yani halkın aslında pek olayla direkt ilgisi yok. Yok. Direkt olarak yönetim tabakasını ilgilendiren bir durum. Ama burada kritik bir şey var biliyor musun Recep'ciğim? O da ne biliyor musun? Aslında bütün bu kanuni düzenlemeler dışarıya karşı bir... Bak arkadaş, biz ülkemizin içini, evin içini derleyip toparlıyoruz ya. Bize burnunu sokmayın abi ya. Bak bana müdahale etmeyin. Yani bu gerçekten olayın özü budur yani. Tanzimat Fermanı bu açıdan da iyi sonuçlar da yaratmıştır. Yani öyle küçümsemeyelim yani. Ne hocam? Bak bildiğin bir kanun. Orada maddeler var. Ne var mesela? Mesela herkes kanun önünde eşittir. Kimse... Peki bu herkes dediği aslında milliyetçilik akımından dolayı geldiği için. Şimdi bak, güzel aslında soru. Gayrimüslimler veya başka milletten olan insanlara söylüyor. Aslında bunu, evet, vurgu oraya ama sonuçta yine herkes diye geçiyor. İşte kimsenin konutuna girilemez, kimsenin efendim yargılı açık, işte mahkemeler açık yapılacaktır, bu gibi. İşte ama en son padişah da bunlara uyacaktır gibi bir şey. Padişah yetkilerini sınırlamış oluyor. Ama bu yeterli olmuyor biliyor musun? Yine Abdülmecid dönemindeyiz. 1856'ya geliyoruz. Bu sefer Islahat Fermanı diye bir şey yayınlanıyor. O ne hocam? O da aslında Tanzimat'ın aynısı bir şey. O da bir kanun. Fakat şimdi dikkat, daha çok gayrimüslimlere yönelik bir kanun. Tanzimat daha çok böyle tüm topluma sanki hitap eder gibiyken Islahat Fermanı daha çok azınlıklara, gayrimüslimlere yönelik. Hatta orada çok ilginç bir madde var. Ne diyor ki bundan sonra diyor kimseye gavur denilmeyecektir. Çok güzel hocam yani, aslında. Tabii yani şunu görüyorlar aslında Osmanlı padişahları. Biz eğer toplumun içindeki rahatsızlık yaratan her türlü şeyi yok etmezsek bu ayaklanmaların önünü kesemeyiz. Alamayız, kesemeyiz. Burada bak şunu unutmamak lazım. Tanzimatta da, ıslahatta da padişahın yetkilerini sınırlayan bir durum var. Var. Ve bunu padişah kendisi yapıyor. Tabii bunu padişah kendisi yapıyor. Tıpkı İngiltere'de Magna Carta gibi. 1215'te Yurtsuz John yetkilerini sınırlamıştı. 1215'te. Bundan da bir film çıkar hocam. Yurtsuz John. Bak onun hikayesini bilmiyoruz. O hala gerçekten çok ilginç bir olay. Yurtsuz John'a babası bütün evlatlarına Kral Arthur toprak veriyor. Ona vermiyor. Diyor ki sen diyor ay yaşın tekisin diyor. Sana toprak falan yok bu İngiltere'de diyor. Ama tarihin garip bir cilvesi. Diğer Diğer kardeşleri ya ölüyor ya vebadan ya şundan bundan. Saltanat kalıyor John'a. Tabii kafasına göre vergileri artırıyor falan, tamam mı? Sonra halk ayaklanıyor şeylerin, derebeylerin öncülüğünde oturuyor onlarla masaya en sonunda. Yani o Yurtsuz John'un masadaki hali resmeden fotoğraflar var. Çok ilginçtir böyle imzalıyor falan. Anladın mı? Yani evet. Yurtsuz John'un da bir filmini yapalım biz. Olur hocam. Ondan da olur. Burada enteresan olan bir şey söyleyeyim mi? Evet. Yurtsuz John'un yetkilerini sınırlamasıyla bizim padişahın yetkilerini sınırlaması arası 600 sene. Bizimki 600 sene sonra. Ha, bizimki 600 sene sonra olmuş. Ama aynı olay. Ya aynı, benzer olaylar. Benzer olaylar. Yani tabii aynısı olmaz. Tarihte hiçbir olay aynı değildir. Böyle oldu yani. Tanzimat ve ıslahatla beraber padişah yetkilerini sınırladı. Böylece milliyetçiliği birazcık o rüzgarı ne yapayım? Göğüsleyeyim diye. Peki işe yaradı mı? Kısmen işe yaradı. Şimdi ben sana bir soru sorabilir miyim? Tabii hocam. Neden Tanzimat ve ıslahat demokratikleşme hareketidir? Çünkü herkese aslında baştan eşit haklar veriyor. Değil mi? Eşitlik bağlamında padişahın yetkilerini sınırladığı için. Onu da aslında bir noktada eşitliyor. Halklar. Evet. Aynen öyle. Bir ilerlemedir yani aslında, evet, baktığın zaman. Ama rüzgar öyle güçlü ki bizimki böyle yanında böyle çok cılız kalmış oldu. Ve memlekette bir Jön Türk denen bir grup var. Bunlar, ne hocam o? Bunlar kim biliyor musun abi? Avrupa'ya gidiyorlar mesela, Paris'e, oraya buraya. Orada gazeteler çıkartıyorlar. Orada eğitim alıyorlar. Sonra ülkeye geliyorlar. Vatansever de çocuklar bunlar. Hı. Mesela Ziya Paşalar, Namık Kemaller diyorlar ki ya biz bu memleketin derdini bir çözüm bulmamız lazım. Biz aydın tabakayız diyorlar ve gazeteler çıkartmaya başlıyor. Tabii yönetim bunların bu faaliyetlerinden memnun da değil aslında. Çünkü gazetelerde halkın bilinçleri. Evet, evet aynen öyle. Bu Jön Türklerin baskısıyla diyelim dönemin padişahı Abdülhamit yeni bir sisteme geçileceğini kabul ediyor. Bu yeni sistemin adı meşrutiyet. Meşrutiyet. Evet. Ne demek hocam? Ne demek biliyor musun meşrutiyet? Önce ben sana bir soru soruyorum. Monarşi ne demek? Tek bir... Mono, evet, tek, harikasın. Elden yönetim mi? Evet, tek elden yönetim. Yani krallık. Kral. Monarşi ne o zaman? Kral artı ülkede halkın da yönetime katıldığı. Meşrutiyet monarşiyle cumhuriyetin karışımı gibi bir şey. Yani bir kral var. Hocam böyle bir şey mümkün mü? Olmuş işte. Bugün İngiltere monarşi şey, meşruti bir monarşi. Ya böyle bir şey var. Meşrutiyet içinde ne var hocam o zaman? Bak ne var biliyor musun? Bir kral var. Bir meclis var. Onu halk seçiyor. Dikkat. Bir de anayasa var. Aslında bayağı kral olması cumhuriyet. Aslında kral olması hakikaten cumhuriyet. Anayasa var. Tabii o zamanki anayasamızın bir adı var. Ne hocam? Kanuni Esasi. Çok güzel. Peki bugünkü anayasamızın ismi ne? 1982 Anayasası. Bugün 1982 Anayasası. Niye ona 1982 denmiş sen? O zaman yapılmış. Evet, harika süreci. Evet. Ama o zamanki anayasamızın adı Kanuni Esasi. Güzel isim bulmuşlar. Kim bulmuş? Ama hakikaten ya, çok klas isim değil mi? Evet. Kanun. Esas. Ana kanun. Çok da güzel maddeleri var. Tabii padişahın yetkilerini sınırlayan hükümleri de var ama şimdi burada yanılmayalım Recep'ciğim. Kanun esas öyle tümüyle demokratik bir kanun değil tabii. Orada padişaha ciddi yetkiler veren. Sonuçta yine zaten padişah. Tabii. Mesela diyor ki orada çok kritik bir şey. Padişah diyor meclisi kapatma yetkisine sahiptir. Padişah milletvekillerini sürgüne gönderme yetkisine sahiptir. Padişah aslında kral. Var ya. Aslında kanunu esası tamam güzel hoş ama padişah hala güçlü. İpleri elinde tutuyor yani. Şimdi ben sana bir soru sorabilir miyim? Meclis açıldı. Seçimler yapıldı. Düşün. Düşünüyorum. Dur aklıma başka bir soru geldi. Evet. Sence o seçimlerde Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ve babası Ali Rıza Efendi bir pazar günü seçim olduğu gün el ele kol kola oy kullanmaya gitmişler midir? Hocam gitmişlerdir. Gitmişler midir? Gitmemişlerdir. Gerçi... Pekala gitmişlerse bile annesi Zübeyde Hanım içeri girip oy kullanmış mıdır? Kadınların oy kullanma hakkı yok. Evet. Evet, kadınların oy kullanma hakkı yok. Burada kritik nokta sınırlı bir demokrasi havası var burada. Doğru. Yani kadınlar yönetime zaten katılmıyor biliyorsun. Erkekler katılıyor. Şimdi sıkı dur, önemli bir nokta var. Neden bu mecliste azınlıklar var? Hocam çünkü zaten aslında niyeti o. Onları aslında... Aynen öyle değil mi? Aynen. Asıl niyet o zaten. Onları da yönetime katarak onlara şu mesajı veriyor değil mi? Ya kardeşim gidip bağımsız bir ülke kurup ne yapacaksın? Bak gel burada. Takılıyoruz. Takılıyoruz. Güzel güzel ülkeyi yönetelim beraber. Anlatabildim mi? Mesela şöyle bir tablo hayal et. Ön sıralar var diyelim. İşte Ali Efendi, işte İstanbul Milletvekili. Ön tarafta diyelim Fuat Efendi, Kastamonu Milletvekili. Efendim sağ tarafta diyelim Konya Milletvekili. İşte arkada işte Kars mebusu Mıgırdıç Efendi. İstanbul Adalar mebusu Agop Efendi. Yanında Yorgo Efendi. Böyle aslında var ya efsane bir manzara. Bugün çok romantik geliyor ama... O gün çalışmamış. Evet, o gün sistem çalışmamış. Aynen öyle. Uzatmayalım. Padişah Abdülhamit aslında öyle göründüğü gibi de bu işten pek de mutlu değil. Çünkü hocam niye mutlu olsun? Aynen. Yani çünkü şeylerini kısıtlıyor. Sen ister misin bütün yetkilerini birileriyle paylaşmak? Sen kral olsan ister misin? Hocam ben... Ya şimdi doğru söyle şimdi. Ben bir ufak veririm yetki hocam. Değil mi? Kafam ağrımasın. Aynen değil mi? Uğraşmayayım. Ama biraz da bende olursa kontrol iyi olur diye düşünüyorum. Aynen, Abdülhamit de öyle diyor. Tam da o arada bir savaş çıkıyor. Osmanlı-Rus Savaşı çıkıyor. 1877-78 büyük savaş Recep'ciğim. Çok büyük savaş. 93 Harbi diye geçer ama Hicri takvimden dolayı 1293 yılına denk geldiği için. Hocam ben o 93 Harbi'nin gerçekten 93'te yapıldığını düşünüyorum. Şakasız öyle düşünüyordum. 93 Harbi değil mi? Evet ve ben 91'liyim diyorum ki yani 2 yaşımdayken savaş olmuş. İşte o Hicri takvime göre 1293. Bayağı varmış hocam. 1293 ama miladiye göre 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı. Çok kötü savaş bizim için. Ruslar var ya, Recep'ciğim ya abi düşün. Yine hep sen de bir zaman makinesine biniyoruz ya. Tamam, yine bindiğimiz hocam. Abi gittiğimiz düşün. Nereye düşün Ruslar hocam? Şeye kadar geliyor ya. Yeşilköy'ü bilir misin? Havaalanı bizim. Oraya kadar gelmişler. Oraya kadar geliyorlar biliyor musun Ruslar? Hocam, ya düşün İstanbul gidiyor. Hocam sıkıntı yok, trafik vardır, buraya kadar gelemezler. Ya işte ama... ben de onu düşündüm. Allah'tan trafik var. Ama evet bayağı aslında kaybediyoruz. Ya sorma. Yani Ruslar oraya kadar geliyor ve Ruslarla bir Ayas-Stefanos anlaşması diye bir anlaşma yapıyoruz. Doğru, bilirim. Ve o zaman artık Rusları durdurabiliyoruz. Yani İstanbul elden gidiyordu ya, düşünsene. Burada kritik nokta şu. Padişah diyor ki işte bu savaş öncesinde ben diyor bu koşullarda bu meclisi açık tutamam. Çünkü ülkeyi yönetemiyorum. Merakavadan bir ses çıkıyor. Bu anlattığımız savaşı bahane ederek padişah meclisi kapatıyor. Belki padişah sevinmiştir bile savaşa. Evet, bahane oldu. En azından bildiğimiz ortam savaş. Bahane oldu demiştir. Evet. Ya savaşın sebebi Rusların sıcak denizlere inme şey var ya. Putin yaptı biliyorsun onu. Neyi hocam? Akdeniz'e indi Ruslar. Hocam zaten Antalya'dalar. Ya hem Antalya'dalar evet. Yani. Ama askeri olarak da indiler mesela. Tartus'ta kocaman bir üssü var adamın yani. O nedenle savaş çıkmıştı. Allah'tan orada anlaşmayla önünü kestik ama tabii bu bizim ileride çok bir canımızı yakacak noktalar olacak. Onları sonra anlatırız. Bizi ilgilendiren yönü padişahın meclisi kapatmış olması. Kimse dikkat. De savaş oldu. Çünkü öyle bir yetkisi var zaten. Evet. Anayasada öyle bir yetki var zaten. Kapatıyor. Kanuni Esasi'yi de kaldırıyor, buzdolabına koyuyor. Ağzını kapatıyor, kilitliyor. Burada niye buzdolabı önlüğünü verdim sence? Soğuk savaş. Yok. Değil o, başka bir şey hocam. Rusya ile bir bağlantısı var mı? Yok. Buzdolabından sonra çıkacak o. O yüzden. Hayır. Hani buzdolabında koyuyorsun ama o daha sonra çıkacak. Onu orada şimdi tutalım biz. Artık ülkede tekrar neye döndük? Monarşiye. Yani meşrutiyete geçmiştik. Bir sene ya sürdü ya sürmedi. Sonra ne oldu? Tekrar monarşiye geri döndük ve artık ülkede tek başına Abdülhamit iktidarı başlamış oldu. Ta 1909'a kadar. Bayağı uzun süre. Tabii. Şimdi sana bir soru. Tanzimat Fermanı söyledik. Islahat Fermanı söyledik. Bir de meşrutiyet söyledik. Bu üçünün arasında meşrutiyetin bir farkı var. Nedir hocam? Nedir? Meclise sokuyor. Hah! Halk yönetime katılıyor. Recep bak önemli. Yani meşrutiyetle beraber halk yönetime katılıyor. Buranın altını çizelim. Doğru. Bu önemli. İlk kez değil mi hocam? İlk kez bak. Çok enteresan değil mi bak? Biz şu an kaç? 2020'deyiz. Yani bizim aslında demokrasi tarihimiz, yani parlamento tarihimiz ta 1877'ye gidiyor. 76'ya gidiyor. Bayağı aslında köklü. O kadar da şey değil aslında. Evet. Yani böylece meclis kapanır. Padişah ipleri tekrar eline alır. Hikaye başa döner. Ve padişah mutlu. Padişah mutlu. Ama birileri mutsuz. Ülkenin içinde meşrutiyet taraftarı olan aydınlar çok mutsuzlar. Jön Türkler mesela. Bravo. Ama onlar birazcık kimlik değiştiriyorlar tabii. Şimdi yavaş yavaş onlar İttihat Terakki diye bir oluşuma doğru gidecekler. İttihat Terakki ne hocam? Bir aslında oluşum, tamam mı? Bir siyasi organizasyon. Bir parti gibi düşünebilirsin. Bu arada Abdülhamit'in amcası öldürülüyor falan sarayda. Padişah Abdülaziz öldürülüyor. Tabii bundan dolayı Abdülhamit çok tedirgin. Bana da bir şey olacak diye memleketin her tarafında böyle şey kuruyor. Baskı kuruyor. Hatta şey dedir. 2 tane adam yan yana gelip padişahı eleştiremezmiş. Çünkü ikisinden birinin ajan olma ihtimali var. O kadar. O kadar korkarmış insanlar. Böyle bir baskı dönemi kurulmuş orada. Ama bundan ciddi birileri rahatsız. Özellikle bu tıbbiye, Gülhane Askeri Tıbbiye, onun gibi tıbbiyede okuyan, harp okulunda okuyan öğrenciler tekrar istiyorlar ki monarşi, özür diliyorum, meşrutiyet gelsin istiyorlar. Ve bunun için gizli gizli örgütleniyorlar. Bak buradan da bir film çıkar. Yine bak, geliyor hocam. Vallahi billahi biz bunu yapalım. İsmi Gizli Operasyon. Gizli Operasyon. Olur hocam. Gizli gizli örgütleniyorlar. İsmi önce farklı ama sonra İttihat ve Terakki diye bir şey oluyor. Özellikle harp okulu öğrencileri. Amaçları ne bunların? Meşrutiyeti tekrar getirtmek. Kanuni Esasi'yi buzdolabından tekrar çıkartıp yürürlüğe sokmak istiyorlar. İstanbul'da örgütleniyorlar ama padişah tabii orada biraz daha etkili olduğu için Balkanlara doğru, Selanik'e doğru kayıyorlar ve Selanik daha çok onların böyle kümelendiği yer haline geliyor. Gizli olduklarını söylemiştik ya. Niye filmimizin ismi Gizli Operasyon? Biz diyelim yine zaman makinesine binsek, Selanik'teyiz mesela. Biz de Abdülhamit karşıtı olsak sen de, tamam mı? İttihat Terakki'nin içine girmek istesek bizi alıyorlar şimdi. Gözümüzü kapatıyorlar, ata bindiriyorlar. Evet evet, ata bindiriyorlar. Onun bir genel merkezi var. O genel merkeze götürüyorlar. Ama böyle götürürken dolanbaşı yollardan atın üstünde yer yani anlama diye. Çünkü Abdülhamit ajan olma ihtimalimiz çok var. Böyle dolanıyorlar. Böyle farklı yerlerden gidiyorlar. Diyelim genel merkeze geliyor mesela. Buraya geldiler. Gözü açıyorlar. Masanın başındasın. Sağ tarafta Kur'an-ı Kerim. Sol tarafta bir tane silah. Ve yemin etmeni istiyorlar. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'e ve silaha yemin ederim ki Abdülhamit'i devireceğime, o kadar meşrutiyeti tekrar ilan edeceğime, namusum ve şerefim üzerine and içerim. Üye kaydın yapılıyor. Direkt çok iyi. Sonra... Hocam üyelik aidatı var mı? Kredi kartına 10 taksit vermiş. Gözünü tekrar kapatıyorlar. Evine paket. Tekrar bu sefer farklı yollardan evine gidiyorsun. Tabii seni bayağı bir test ediyorlar. En son senin sağlam olduğunu anlaşılırsa artık gözler açılıyor yani. Bunlar Selanik'te öyle güçleniyorlar ki özellikle doktorlar, eczacılar, gazeteciler, yazarlar, herkes bunların içine giriyor. Sen padişahsın. Bürokrasinin içinde memurlar, askerler eğer sana karşı bir oluşum içindelerse onların tümüyle mücadele etmen oldukça zor. Çünkü onlar zaten memleketin askerleri zaten. Bürokratları. Bir şekilde yaparsın ama yani bir yere kadar. Evet. Çünkü tüm toplum karşında gibi oluyor o zaman. Yani padişah da birazcık şey istediğini söylenir. Hani çok fazla kan dökülmesin falan da söylenir ama tabii o kadarını bilmiyorum. Burada bir şey söyleyeceğim. Ne hocam? Padişah adamı olan Osman Paşa'yı Sirkeci'den uğurluyor. Diyor ki git Selanik'e. Bak bakalım neler oluyor. Osman Paşa geliyor Selanik'e. Şöyle bakıyor ve telgrafın başına geçiyor. Sultanım diyor. Burada benden başka herkes İttihat Terakki'nin içinde. Orada böyle Osman Paşa'nın telgrafı ünlüdür yani. Padişahın buna tepkisini biliyor muyuz? Biliyoruz. Baskıyı daha da artırıyor. 1905'ten sonra takriben işte 1908'e doğru artık İttihat Terakkiciler böyle askerlere daha falan çıkacaklar böyle. Resmen isyan edecekler. Resneli Niyazi diye bir adam var. Efsane bir adam. Ondan da film çıkar hocam. Bak İsminden ben belli. Sana bir şey söyleyeyim. Gerçekten Resneli Niyazi film çıkmaz. Dizi çıkar dizi. Gerçekten. İttihat Terakki'nin alt tabakasını özellikle asker tabakasını inanılmaz gaza getiren, motive eden bir adam. Askerlerle beraber dağa çıkıyor. O meşhurdur fotoğrafla falan böyle elinde silah böyle. Diyor ki ya meşrutiyeti ilan edersin diyor ya bu isyan dalgası büyür. Padişah resmen isyan ediyor yani. Ya ne oluyor biliyor musun? Bak, padişah 1908'de kabul ediyor. Tamam meşrutiyet geri geliyor. Tekrar geri gelecek. Buzdolabından Kanuni Esasi'yi tekrar çıkartıyor. Kaç senede oluyor hocam? Güzel soru. Yani bu adamlar bu işi kaç senede yapıyorlar? Çünkü yani hemen ikna olacak gibi durmuyor. Bak söyleyeyim. 1880'lerin sonlarında aşağı yukarı başlıyor yani. 15-20 sene bandında bir süreç tabii bu yani. Aslında iyi de idare etmiş. Tabii tabii iyi de idare etmiş. 1908'de Resneli Niyazi'nin bu dağa çıkmasıyla beraber artık İttihat Terakki bir anlamda dediğini yaptırmış oluyor. Sonra 1909'da şimdi burası acayip önemli. Bir yıl sonra ne oluyor biliyor musun? Karşı devrim oluyor. Hocam yani gerçekten insanların devrim yapası varmış. Ya abi çok çok sancılı yıllar. Ben meşrutiyet istemiyorum. Kim diyor? Padişahçı olanlar. Ayaklanıyorlar İstanbul'da. Bu sefer de onlar. Ha ayaklanıyorlar. Biz buna 31 Mart olayı diyoruz. Doğru onu duymuştum. Duymuşsun. 1909'da bak. O zaman şöyle dikkat. 1908'de. Meşrutiyet geldi. Bunu bir devrim gibi düşün. O zaman 1909'daki 31 Mart sanki bir karşı devrim gibi olmuş oluyor. Doğru. Aslında bu halkın değil, ordunun içindeki iki yapının. Bak burası çok önemli. Yani ordumuz o zaman bizim ikiye bölünmüş oluyor yani o zaman gördüğümüzde. Abdülhamitçi olanlar, olmayanlar. Uzatmayalım. İstanbul'da olay büyüyor ve Selanik'e bir haber ulaşıyor. İstanbul'da ortalık karışık. Meşrutiyet elden gidecek. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? O zaman Mahmut Şevki Paşa var. Ordunun o zaman Selanik'te. Bir ordu kuruyorlar. Ordunun adı Hareket Ordusu oluyor. Hareket Ordusu ismini ona veren de Mustafa Kemal Paşa oluyor. Şimdi Mustafa Kemal sahneye çıkıyor. Selanik ilk bu mu hocam? Yani tabii ilk olarak böyle kendini böyle toplumsal bir olayın içinde ilk defa görüyoruz böyle bu şekilde ya Mustafa Kemal'i. 1909'da Selanik'ten Hareket Ordusu yola çıkıyor. Başında Mustafa Kemal Paşa Kurmay Başkanı olarak genel komutan değil ama orada önemli bir görevde. Selanik'ten rap rap geliyorlar. Yürüye ta İstanbul'a kadar geliyorlar. Yürüyerek mi? Yürüyerek geliyorlar. At sırtında 31 Mart ayaklanmasını çok kanlı bir şekilde bastırıyorlar. Yani Selanik İstanbul'u yeniyor gibi bir şey oluyor. Aslında yani padişahı yeniyor. Aynen öyle oluyor. Ama tabii direkt padişahın burada var mı o tartışma onu belirtelim antiparantez ama bu ayaklanmayı bastırıyor. Sonra Abdülhamit tahttan indiriliyor. Yerine Mehmet Reşat geçiyor. Büyük zafer kazandılar. Zaten önündeki en büyük engel kalkmış oldu. Evet, evet. Burada biraz projeksiyonları biz başka bir yere çevirelim mi seninle beraber? Aynı anda Osmanlı ülkesine tekrar bir zaman makinesi olur. Senle biz gitsek. Gittik mesela İstanbul'da Cağaloğlu'nda bir dergicinin önüne geldik. O dönemler keyiflidir. Bir tane dergi çektik. Okuyoruz. Nasıl kurtulur bu Osmanlı? Başka bir dergi çekiyoruz. Yine aynı şekilde. Nasıl kurtulur bu Osmanlı? Ne oldu hocam Osmanlı'ya? Şimdi bak o zamanlar dergilerde, efendim kulüplerde, her otel lobilerinde her yerde konuşulan bir şey var. Osmanlı nasıl kurtulur? Bununla ilgili 4 tane görüş var. Osmanlı'nın son döneminde. Yani 4 ana görüş var. Biz buna fikir akımları diyoruz. Yani Osmanlı'yı kurtarma projeleri. Fikir akımları diyoruz. Mesela biri Osmanlıcılık. Zaten Osmanlı devam etsin. Bir diğeri İslamcılık, bir diğeri Batıcılık, bir diğeri Türkçülük. Şimdi gel bunlara seninle teker teker konuşalım. Şimdi Osmanlıcılar diyorlar ki Osmanlı'nın kurtulması için ırk, din ayrımı yapılmadan herkesi bir çatı altında toplamalıyız. Eskisi gibi. Aynen, eski düzen. Şimdi bunu savunanların çok büyük bir kısmı meşrutiyetçi oluyor. Hatırla bizim mecliste ne vardı Osmanlı Meclisi'nde? Mıgırdıç vardı, Agop vardı, Yorgo vardı. He, o zaman dikkat. Osmanlıcılığı savunanların uygulaması bir anlamda ne oluyor? Meşrutiyet oluyor mesela, değil mi? Bunlar meşrutiyetçi oluyor. Bu cepte. Osmanlıcı bunlar. Kim mesela? Buna bir örnek vereyim. Mesela Namık Kemaller. Mesela. Osmanlıcı mı? Tabii Osmanlıcıdır. Ama Namık Kemal'e özel bir dosya ayıracağız. Onu konuşacağız. İkincisi İslamcılar. Kim İslamcılar hocam? Diyorlar ki mesela Abdülhamit İslamcıdır. İslamcılar diyorlar ki bu ülkenin kurtulması ancak Müslümanların böyle halifeliğin çatısı altında. İslam çatısı altında. Bir İslam birliği kurmalıyız. Yani içinde tabii Araplar da var. Dikkat. Araplar da var. O zaman bu gayrimüslimleri işin dışında tutan bir şey. Bir anlamda İslamcılar biraz daha böyle din birliği üzerine İslam noktasında ilerliyorlar ama bunlar şöyle şey değil. Çok da böyle gerici insanlara değil. Öyle düşünmemek lazım. Üçüncü görüşü savunanlar Batıcılar. Bunlar diyorlar ki biz diyorlar Avrupa'da olan ne varsa buraya mı? Avrupa'nın siyasi, toplumsal, işte modern, çağdaş yapısını ülkeye adapte etmeliyiz diyorlar. Mesela bunların en önemlisinden bir tanesi Tevfik Fikret, Mustafa Kemal'i etkiliyor mesela. Çok büyük oranda Abdullah Cevdet var mesela. Bu mantıklı gibi duruyor. Evet. Mantıklı gibi duruyor. Son olarak bir de Türkçüler var. Bunlara diyorlar ki aslında Fransız ihtilalinin bir benzeri. Bildiğin, aferin Recep'ciğim, bir Türk milliyetçiliği aslında. Bunlar diyorlar ki kardeşim Osmanlıcılık olmazmış. İslamcılık da olmaz. Biz bir Türk birliği kurmalıyız diyorlar. Bunların içerisinde son ikisi yani Batıcılık ve Türkçülük modern Türkiye'yi inşa edecek olan iki ana fikirdir. Kim Türkçü mesela? Sana bir Türkçü örnek verebilir misin? Mehmet Akif Ersoy. O İslamcı. İslamcı mı? İslamcı, evet. Türkçü kim biliyor musun? Ziya Gökalp. Mustafa Kemal ne diyor biliyor musun? Bedenimin babası Ali Rıza Efendi, yani babası, fikirlerimin babası Ziya Gökalp'tir. Ben bunu bilmiyordum hocam. Bedenimin babası Ali Rıza Efendi, fikirlerimin babası Ziya Gökalp. Ziya Gökalp'i aç oku. Yani aslında Mustafa Kemal'i okumuş olursun. O kadar onu etkilemiştir yani. Hatta sana çok daha iddialı bir şey söyleyeyim. Ziya Gökalp kadar Türk toplumunu derinden ve kapsamlı olarak etkileyen ikinci bir adam yoktur. O kadar. O kadar bu Türkçülük, Türk milliyetçiliği meselesinin omurgasını oluşturmuştur. Türkçülüğün Esasları diye bir kitabı var. Bak okumanı tavsiye ederim. Hocam okuyacağım. Okumamış. Türkçülüğün Esasları. Şimdi merak ettim. Evet. Şimdi bilmiyordum bunu. O tüm jenerasyonu etkilemiştir yani. Atatürk'ü en başta etkilemiştir. Bu arada Diyarbakırlı bir Kürttür ha kendisi. Diyarbakırlı bir Kürt olmasına Türkçülüğü oluşturan kişi. Evet. Ya enteresan. Biz böyle bir milletiz işte. Enteresan. Böyle güzel bir milletiz yani. Türküyle, Kürdüyle. Ne oldu biliyor musun? Geçen sene çocukları aldım. Benim o iki tane oğlum var. Cağaloğlu şeyde Tarih Yarımada'ya geziyoruz. Türk Ocağı diye bir yer var. Türkçülerin toplandığı, dergi çıkardığı, konuştukları, sohbet ettikleri bir mekan idi. Bugün orası bir mezarlık alanı olmuş. Yine o bina duruyor. İşte türbeler falan da var. Oraya bir gir. Orada ileriye git, sola dön, sağda Ziya Gökalp'in türbesini göreceksin. Onu bir ziyaret edersen sevinirim. Olur hocam, merak ettim gerçekten. Evet, büyük adamdır. Böylece bu fikir akımlarının içerisinde en çok Mustafa Kemal'i ve o jenerasyonu etkileyen hangisiydi? Batıcılık ve Türkçülük. Bir şey daha sorabilir miyim? Osmanlıcılık ve İslamcılık sence neden başarısız olmuş olabilir? Hocam Osmanlıcılık zaten kaçtır deniyorlar. Bir meşrutiyet, tanzimat, ıslahat, yani o iş olmayacak. Artı bir şey ekleyebilir miyim? Evet. Balkan Savaşı çıkıyor 1912'de. Balkan ulusları saldırıyorlar. Hepsi toplanıp Osmanlı'ya saldırıyorlar. Nerede kaldı Osmanlıcılık? Osmanlı kalmadı zaten. İşte Balkan Savaşı'yla Osmanlıcılık ruhuna Fatih. İslamcılık da 1. Dünya Savaşı'nda Araplar bize karşı saldırıyor. Hani kardeşlik, gitti. O da gitti. Gerçekçi olan iki tane kalıyor. Mustafa Kemal düşün, sağ elinde Türkçülük, sol elinde Batıcılık, Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden kuruyor ve inşa ediyor diyebiliriz. Süper hocam. Gerçekten bugün Ziya Gökalp bende kaldı. Tamam. Yani ben gideceğim önce o kitabı okuyacağım. Neydi hocam o kitap? Türkçülüğün Esasları. Türkçülüğün Esasları. Sonra da gidip o Cağaloğlu'nun oradan sağa sola döneceğim. Bir şekilde. Çay içeceğim. Çay içeceğim önce. Sonra da türbesini ziyaret edeceğim. Evet. Ziya Gökalp gerçekten büyük adam. Evet. Soru soralım mı? Soralım. Hadi bakalım. Bakalım ne olacak? Recep'ciğim, Osmanlı Devleti hiç borç aldı mı biliyor musun sen? Aldı diye biliyorum hocam. Ne zaman? Onu bilmiyorum. Nereden aldığını da hatırlamıyorum. 1853-56 3 sene bizim için yine kritik tarihlerdir. Orada Osmanlı Devleti ilk kez borç aldı. Kırım Savaşı var, tamam mı? Kırım Savaşı'nı finanse edemedi. Para yetmedi. Gitti İngiltere'nin kapısına, işte 5 milyon sterlin oradan, işte 3 milyon bilmem Fransa'dan paraları aldı. Krediyi çekmiş. Krediyi çekti. Fakat artık o rahatlığı görünce arkası gelmeye başladı. Bir sürü daha borçlar alındı. Sonra o borçlar ödenemedi. Hocam borç alma genelde böyle oluyor. Ya evet. Ödeyemediler biliyor musun? 1881'e geldiğinde resmen iflas etti Osmanlı. Bayrağı çekti, teslim bayrağını. Dedi ki ben de iflas ettim. Bak 1881 garip bir tesadüf. Mustafa Kemal'in doğduğu yıl. 1881'de iflas ettiğini duyurdu ve alacaklı devletler kapıya Paraya dayandı. Dediler ki ver paramı. Dedi ki yok. O zaman senin gelir kaynaklarına el koyacağız. Mesela. Bugün düşün mesela. Bir şirket Allah korusun diye iflas etse ne gelir ona? Haciz gelir, evet, değil mi? Osmanlı'ya resmen haciz geldi biliyor musun Recep'ciğim? Neler aldılar hocam? Ya neler almadılar ki? Önce şöyle yaptılar. Bir tane bina kurdular. Duyun-u Umumiye İdaresi. Duyun borç demek. Umumi genel demek. Genel borçlar idaresi. Bir bina inşa ettiler. Bugün İstanbul Valiliği var. Onun geç sağa dön hemen İran Konsolosluğu'nun yanında büyük tarihi bir bina kurdular. Duyun-u Umumiye binası. Duruyor mu hocam hala? Duruyor mu ne demek? Bugün İstanbul Lisesi. Aa. Evet. İngiliz memurlar koydular. Osmanlı'nın gelir kaynaklarını toplamaya başladılar. Yani hazineye gitmesi gereken, Osmanlı'nın bine gitmesi gereken paralar oraya gitti. İngiltere'ye gitti. Yani biz yine seninle zaman makinesine binelim Recep. Nereye hocam? Nereye gidiyoruz? Duyun-u Umumiye'nin içine giriyoruz. Girdik şeydeyiz. Sağda memur John var. Merhaba. Ben konut emlak vergimi yatıracağım. Tabii buyurun. İşte kaç para atıyorum? 500 akçe. Bu 500 akçeyi lütfen alın. İngiltere'nin hesabına yatırın. Osmanlı'nın borcundan düşün. Böyle bir devletin ekonomik bağımsızlığı kalır mı? Hocam yok. Bitmiş her şey. Aynen. İşte Osmanlı Devleti'nin 1881 ekonomik iflası artık olayın bittiğini bir anlamda gösteriyor aslında, ama tabii bir 50 sene daha hayatını yaşayacak diyoruz. Yani Duyun-u Umumiye gördüğümüzde özellikle bu ekonomik bağımsızlığın tamamen gittiği anlaşılıyor. Şimdi gel bununla ilgili beraber bir soru çözelim mi sen? Çözelim hocam. Güzel bir soru. Okuyorum. Osmanlı Devleti ilk dış borcu Kırım Savaşı sürecinde aldı. Fakat 1881 yılında aldığı borçları ödeyemeyeceğini ilan etti. Doğru. Bunun üzerine alacaklı devletler Duyun-u Umumiye idaresini kurarak Osmanlı hazinesine ait bazı gelir kaynaklarına el koydular. Doğru. Aman Allah'ım. Üzücü. Bu durum hangisine aykırıdır? Aykırıdır. Eksi mi koysak? Soru olumlu. Artı koyalım. 1. Ekonomik bağımsızlığa aykırı mıdır? Evet. Aykırıdır. Yani 1 kesinlikle aykırıdır. Evet, öyle bir bağımsızlıktan bahsediyoruz. Şimdi biri olmayanları attım. Ah. 2 tane kaldı. Toprak bütünlüğü zaten gitmiş oldu. Bunu atıyoruz. Egemenlik hakkı. O da hocam. O da gider. Cevap Denizli. Pekala. Nedir egemenlik hakkı? Kendi ülkende. İçinde. Söz söyleme hakkın. Evet. Düşünsene vergini bile toplayamıyorsun. Evet. Gidiyor John'a gidiyor paralar. Aynen ya. Yani egemenlik hakkı bu. Kendi ülkenin içinde söz hakkı sahibi olmak demek. O burada maalesef zedelenmiş oluyor diyoruz ve sorumuzun cevabı D olarak ortaya çıkıyor. Tamam. Öğrendik. Hocam teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Harika bir sohbetti. Tarih konusunda hiçbir şey bilmiyormuşum. Şimdi burada sizle konuşunca öğrenmeye başladım. Ne demek. Görüşmek üzere. Bay bay.